Mübahlar iyi niyetle, güzel düşüncelerle yapılınca insan sevap kazanır. Kötü niyetlerle yapılırsa veya bunları yapmak bir farzı vaktinde eda etmeye mani olursa günah olurlar. Farzlar yapılırken kötü niyetler karışırsa borç ödenmiş, cezadan kurtulmuş olunur ise de sevap kazanılmaz. Belki günah da olur. Haram işleyenlerin farzları ve sünnetleri sahih olur. Yani borçlarını ödemiş olurlar ise de sevap kazanmazlar. Hadikada bidat sahiplerinin ibadetleri kabul olmaz. Hadis-i şerifini anlatırken buyuruyor ki: Günahlardan sakınmayan Müslümanların ibadetleri sahih olsa da kabul olmaz. Haramlar iyi niyetle yapılsa da mübah olamaz. Yani haramlara hiçbir zaman sevap verilemeyeceği gibi, özürsüz haram işleyen her halde günaha girer. Haramdan iyi niyet ile, yani Allahü Teala'dan korkarak sakınan, vazgeçen sevap kazanır. Başka bir sebep ile haram işlemezse, sevap kazanmaz. Yalnız günahından kurtulur. Haram işleyenlerin, sen kalbime bak, kalbim temizdir. Allahü Teala kalbe bakar. Demeleri boştur, faidesizdir. Müslümanları aldatmaktır. Kalbin doğru ve temiz olmasına alamet, ahkamı İslamiyeye yapışmak, yani emirlere ve yasaklara uymak olduğu mektubatın birinci cildinin 39. mektubunda uzun yazılıdır. Haramların İyi niyetle yapılması bunları haramlıktan çıkarmaz. İyi niyet haramlara ve mekruhlara tesir etmez. Bunları taat haline çevirmez.